Merhaba arkadaşlar, Frekans hoş geldiniz. Yanımda Tolga var. Merhaba arkadaşlar. Tolgacığım şimdi 3 adet Ferrari aldığını söyledin bana telefon açıp. Evet, 3 tane Ferrari aldım. Ben de heyecanlandım. Ferrari'yi inceleyeceğiz dedin. Evet, Ferrari inceleyeceğiz bugün. 3 taneyi görüyorsun, 4. de hatta yanımda. 4. de hatta yanımda. Peki, neden Ferrari almak istedin? Ferrari'sini satan bilgiden sonra Ferrari satın alan bilgi olmak istedim. Çok iyi. Tibet'e gitmek yerine Ferrari almak istedim. İstanbul'da yaşayıp Ferrari'm olsun istedim. Hatta ve hatta Ferrari'sini satan bilginin bugüne kadar kazanmış olduğu gelirler, gelir kaynakları tekrar Ferrari'ye sahip olmak isteyen Tolga'ya attı. Kesinlikle. Herkes bana bağış yaptı. Deli gibi bağış yaptı. Deli gibi bağış yaptılar. Her gün 5 milyon tane mesaj attığı için Ferrari'sini satan bilgeye adam isyan etti en son. İsyan etti ya. Tibet'te beni rahat bırak artık dedi herhalde. Düş yakamdan dedi ya. Adam direkt Türkçe'yi söktü. Düş yakamdan dedi. Lanet olsun sana dedi. Ha, merhaba virgül. Düş yakamdan ünlem. Yok. 3 nokta hani. 3 nokta aynen. Devamını sen gelir, anla. Gelirsem oraya Ferrari'de senin devamını sen anla isterdin. Aynen. Bir şey yaparım diye. Böyle noktalı şey yaptı. İma verdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Sahip olduğun her şeyi verip 4 tane Ferrari satın aldın. Evet. Neden böyle bir şey yaptın abi? Yani ne bileyim, ucuza seat, imzalar falan var. O kırmızısı, o logosundaki atı anlayamazsınız. Anlayamayız değil mi? Anlayamazsınız. O patinajdaki çıkarttığı sesi, aa, motorun sesi. O diferansiyel kelime, o yanılması, o hırıltısı. O kapıların sessizce açılması ve kapıdaki estetiğin, asaletin. Şans. Evet. Kapatıyorsun ya böyle tık diye böyle kapanıyor böyle. Şey değil o. Hani bizim linealardaki gibi ben kapattığın zamanki teneke sesi gelmiyor. Teneke çat böyle. Çok yumuşak bir ses geliyor böyle. Peki onun bir kapısı şu anda hani 30 bin lira satılan bir araba parası. Bir araba parasıdır. Değil mi? Yani rahat vardır bir araba parası. Ferrari'ye çarptığınız zaman direkt arabanın anahtarını sahibine veriyorsunuz ve güle güle diyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ferrari'yi sırf bu şekilde hani Türkiye'deki sürücüleri gelmek için satın aldığını düşünüyoruz. Hani bu konuda ne diyorsun? Yani sırf tabii canım, trafikte hız yaparak böyle millet sana çarpsın da tribe girsin diye. Kesinlikle ben trafikte İstanbul trafiğinde yaşayanların hepsine uyuz oluyorum. Maksat hani böyle kazayla vurmuş sözü vermek için böyle ani frenler yapıp böyle birden gaza basıp böyle Sinyal vermeden önüme atlıyorsun böyle gaza basıp böyle önüme atladıysa eğer böyle vurması için şey yapıyorum, sıkıştırıyorum. Vurması falan için yani. Sıkıştırıyorsun. Tabii. Ya geçenlerde bir tane kırmızı Ferrari gördüm, önümden hızlıca geçiyordu. Kesin benimdir. Az daha kaza yapıyordum, ambulansa yer verdim ama o ambulansa yer vermedi. Ambulansın önünden yardırdı gitti. Ben ambulansa yol açıyorum hesabı. Tabii ki de bir Ferrari'si olarak ben ambulansa yol açtım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ferrari'ye LPG taktırmayı düşünüyor musun Ferrari'de? LPG değil de sürede çalışan motor taktırdım onu. Bostancı Sanayi'de bir Ahmet Usta var bizim. Ahmet Usta. Ahmet Usta ile konuştuk. Abi ben yaparım dedi. Ne kadar yaparsın dedi. Abi dedi orijinal motoru bana versen yeter dedi. Ben de kabul ettim. Sana gitti Fiat Palio 1.4 motor taktı herhalde. Yok, su motoru takacak. Suyla çalışan motor. Bir sonraki projemizi de burada yapsaydım. Borla çalışan motor. Aynen ben diyecektim. Kayseri'li Rıfkı abi var. Bor madeninden yakıt üretmesini sağladı. Ha bak onu tanımıyorum. Ama bir anda böyle Trabzon'da çıktı. Ondan sonra adamı indirdiler mi ne oldu? O kesin kaybol bence izdivaya çekildi. İzdivaya çekilmiş olabilir. Kesin. Çok fazla talep gelmiştir. Baktı yoğun ilgi var. Ben bu ilgiyle oynamayacağım dedi. Bırakıyorum bu işi dedi. Yani benim dayım bir dönemler... Orada çalışan araba mı yapıyordu? Yok. Işte? Opel aracı vardı. Böyle benzin kanallarının oraya mıknatıs koymuştu. Daha az benzin gider çeker diye bir yerlerden duymuş. Acayip acayip deneyler yapıyordu. Ön kapıda açıp akşama kadar bir şeyler üzülüyordu. Şuraya sünger tıkarsam bu kadar tasarruf olur. İşte yokuşta durduğum zaman ara gazı vereyim, bir şeyler yapayım falan modundaydı, araştırmış. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Arabanın motoru pert oldu. Ondan sonra bunun gözünü patlatıyorlardı az da. Tasarruf edeceğim benzinden diyerek böyle yavaş mı ne gidiyormuş. Trafikte de dayanamadı. Aynen, 5'te. 5'te sol, 80'de. Sol şeritte aynen 80'le gidiyormuş. Dayanamamışlar en sonunda bir yerde durduğunda adam takip etmiş bunu. Ben diyerek. Gözümü şişirmiş. Neyse işin özü şurada 3 adet Ferrari'm var.
Dördüncüyü görmeye hazır mısın? Aynen. Trafikte gidiyorsun ama kafada gidiyorsun değil mi böyle? Kafada... Yara yara böyle. Trafiğin içinden böyle beni aynada gören zaten direkt böyle nereye kaçacağını şaşırıyor. Üst geçitte şey E5'i izleyip orada kafada drift falan yapıyorsun. Böyle hızlıca geçiyorsun aralardan. Savura savura böyle. Yanlaya yanlaya gidiyorum. Burada formüla aracını da görüyorum. O şey özel günler için. Özel günler için. O özel günler. Hafta sonları geziyorum. Bu da herhalde Bostancı sahile kız arkadaşımla inip havanın tadını çıkartmalık üstü açık versiyonu. Ya bak aslında olay tamamen şu. Yağmurlu gün aracı, açık hava aracı ve tabii ki de özel gün aracı. Özel gün aracı. Arada piste miste giriyorum işte. İstanbul Parkı falan gidiyorum. Bak Ferrari'mi düşürdüm az daha. Abi yapma gözünü seveyim şimdi. Yani. 200-300 bin masraf çıkmasın sana da. Hani... Ya bir şey olmaz, onun parası bir şey değil ya artık. 3 tane yol olunca... Peki şey yapıyor musun? Bu Bostancı sahilde bir yol var. Hani sahil yolu biliyorsunuz. Orada S-Virajın arada olabilir. Kapışıyorlar falan böyle. Ölümüne kapışıyorlar hatta. Ya S-Virajın o şeyleri türlü yolu yaptıktan sonra olmuyor. Zevkli olmuyor eskisi. Denedin mi hiç yani oradaki çocuklara? Aslında şöyle güzel oluyor. Beyler arabanız kadar konuşun dedim mi beyler? Arabanız kadar konuşun. Ya arabanız kadar konuşun demiyorum da ben. Arabanızın tükettiği yakıt kadar konuşun. Aynen öyle. Hani adam geliyor bana bilmem kaç model Mercedes'le BMW'le. Ya diyorum senin araban kaç çekiyor? Kaç çekiyor ya diyorum. Bana söylüyor en fazla 10 litre diyor. 10 litre ne ya diyorum. Yalnız şu an kendimi çok mağdur hissettim. Bisikletle ekmek almaya giden bir gencim. Bisikletim de Ferrari bu arada. Bisikletim de Ferrari. Peki... BMW'yi sattım Ferrari aldım. Dördüncü Ferrari'ni çok merak ediyorum. Onu bize göstermeyi düşünüyor musun? En son aldığın Ferrari'yi çok merak ediyorum. Çok medya ettim. Görmeye hazır mısın? Görmeye hazırım abi. Size emin misin? Evet. Son kararım mı? Benim son kararım. Sizin son kararınız mı? Görmek istiyor musunuz gerçekten dördüncü Ferrari'yi? Çıkartıyorum. Çıkart abi. Emin misin? Bak tekrar eminim, soruyorum. Eminim. Herkes görmeli bunu. Al sana Ferrari. Oo, inanamıyorum. Yani tasarım mükemmel. Kesinlikle. İtalyan işçiliği. İtalyan. Kenardaki hava kanalları falan. Bak şuradan. Şu logoyu bittim. Hatta bak şöyle yapalım. Şuradan görebilirsiniz logomuzu. Yan tarafta böyle İtalyan bayrağımız. Tamamen. Hava kanallarımız var özel. Ferrari koltuğundaki dikişler bunlar. Ferrari koltuğundaki dikişler doğru. Kesinlikle. Koltuktaki dikişler. Hatta ben şey yaptım. Araçlardan bir tanesinin koltuğunu değiştirdim. Koltuğundaki şeyden direkt bunu aldım. Buna yaptırdım. Buna yaptırdım. Kesinlikle. Peki bu hangi model olarak geçiyor abi? Bir modeli var mı? Yoksa abi, senin kendi özel üretim mi? Yani bu kadar zevklisin. Sana bir tane özel üretim Ferrari yapalım. Kesinlikle. Özel yaptırdılar. Peki bu iç kısmındaki terletmeyen yüzey herhalde... Karbon. 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 Karbon aslında biliyorsun zaten yumuşak bir şeydir. Özel sertleştirici kimyasallarla araçlarda kullanılır. Bunun çantaları falan var. Ferrari çantası da yaptıracaktım da sonra dedim o kadar çok görgüsüzlüğe kaçar. Ayakkabı olsun bana yeterli. Ayakkabı olsun bizim olsun. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıyor? Herkesin merak ettiği konudur. Evet. Abi 1000 kilometrede 90 lira yakıyor. 1000 kilometrede 90 lira yapıyormuş. Evet. Yokuş. Zaten ömrü de 1000 kilometre. Ömrü de 1000 kilometre. Özel üretim olduğu için 1000 kilometreden sonra yenisine gidip oluyorsun. Peki bu tasarımın zarafeti ve bu beyazın kırmızıyla buluştuğu şıklığı aynı zamanda oyuncu dünyasına hitap eden bir açlık hissi de uyandırabiliyor insanda. Ya nasıl bir araba yaptırmışsın ki her şeye hitap edebiliyor? Kesinlikle ya. Tamamen özel. Aslında bunu ben direkt şey yapmadım hani. Direkt bunu yapın demedim. Dedim siz Ferrari üretecek kadar hani bakış açısı geniş bir insansanız dedim bunu da siz karar verin ya dedim benim için fark etmez. Peki bunu nereden aldınız? Ne oldu? Bana direkt kendileri gönderdi. Aradılar bir gün. Le Ferrari aradı bir gün. Le Ferrari aradı. Kongresim dedi sana bir adet özel üretim ayakkabı yapmak istiyoruz dedi. Bir adet özel üretim. Bu hediyemizi kabul eder misin? Peki dedi. Bir şey söyleyeceğim. Yokuştan çıkarken ne kadar hız yapıyor? Yokuş desteği var mı? Yokuş kalkışımız var. Diferansiyel kilidimiz var. Böyle yanlarken bir kere kaymaya başladı mı devamı geliyor. Onda sıkıntımız yok. Hani Ferrari'lerin bütün araçlarındaki olduğu gibi. Bir kere savurdum arabayı tamam. Tamam. Gerisi geliyor. Hız olarak da bu tamamen... Senin nefesine mi bağlı? 1 beygir V2 motor olduğu için bunlarda. Az V2 motorla beraber 100 kilometrede bir bardak su yakıyor.
200 kilometrede bir bardak su yapıyormuş. Yani 100 kilometrede bir bardak su, yani insan vücudunun 3'te kaçıydı? 4'te 3'üydü. 4'te 3'ü bir bardak su değil tabii. İnsan vücudunun 4'te 3'ü suydu. Aynen, 4'te 3'ü suydu. Ama az yakın. Yani 100 kilometrede o kadar susuz bir şekilde gayet iyiymiş açıkçası. Hem sudan da tasarruf. Yani tabii 25 canım. Kuruşluk, 50 mililik sulardan almanın da gerek kalmamış. Tabii tabii. Ya yani da yol kenarında durup bedavaya çeşmeye gideyim, geleyim. Susadım. Zaman kaybına da, aynen, zaman kaybına da engel olmuş. Bu açıdan gerçekten iyi düşünmüş. Hızlı. Hızlı. Uygun. Evet. Ve şey. Rahat. Rahat. Koltuklar çok hoşuma gitti. Koltuklar acayip rahat ya. Şöyle söyleyebilirim. Hatta bak. Şurada karbon havası katmışlar ama karbon olmaması bak kötü bir şey olmuş yani. Buraya da karbon yapsa olmuş keşke. BMW'dekiler karbonlu biliyor musun? Kanserojen etkisi olduğu için yaptırmamış olabilirler. Seni çok düşündükleri için yapmamış olabilirler bunu. Olabilir bak mantıklı. Çünkü dördüncü Ferrari'nin oluyor. 1, 2, 3, 4. Tabii. Hani bu açıdan bu bizim daimi müşterimiz. Bunu biz erken yaşta öldürmeyelim dediler. Biz bundan daha çok sömürüz. Yani diyerekten. Aynen aynen. Üstüne full organik bile kullanmış olabilirler. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana Ferrari ile yatan adam diyebilir miyiz? Ferrari'sini satan bilge değil de. Ferrari ile yürüyen adam diyelim ben. Ferrari ile yürüyen adam. Evet. Evet, dediğimiz gibi hiçbir zaman Ferrari'sini yanından ayırmıyor. Hani, o benim her şeyim. Bermuda'sında. Bermuda'sının sağ cebinde. Şu üstü açık modeli. Sol cebinde. Kapalı modeli. Arka cebinde de şu sivri olan... Arka cep demeyelim de ona. Postacı pantolonun alt cebinde diyelim. Postacı pantolonun alt cebinde. Arkada o sıkıntı olur çünkü. En alt kısmında taşıyor. Yani... Ayaklarında taşıyor. Gönül isterdi başının üstünde taşımayı ama... Aynen, başının üstünde taşımayı ama... Şaka maka Ferrari'lerimi çok beğendim. Hayalini kurmak bile çok güzel bir şey. Seninle sohbet de çok güzeldi. Yani Ferrari ile yürüyelim istersen. Hadi Ferrari ile çıkıp gezelim biraz o zaman. Biz şimdi Ferrari ile birlikte çıkıp gezeceğiz. Ferrari ile bineceğiz. Biraz ayakkabının tekini sen, tekini de ben giyeyim. Aynen. İşin özü şaka bir yana arkadaşlar. Tolga 90 liraya, 90 liraydı değil mi? Aynen 90 lira. Şu anda indirimde hatta geçen sezon aslında ürünleri olduğu için. Puma'nın... Ferrari baskılı, Ferrari desenli modeli. Ya zaten o firma, şimdi direkt firma ismi vermesi gerekiyor ya. Puma açısından mı? Reklama girmesin hani. Reklama girsin ya, ne olacak? Tamam, Puma'da zaten Mercedes, Ferrari, BMW özel serileri var. Serileri var. Bu da geçen sezon ürettiği bir model baskılı. Bunu da indirim yapmışlar, 260 liradan 90 liraya. 260 liradan 90 liraya düşmüş bir ayakkabı çok Puma'nın. Derin. Çok deri indirim varmış, kaçırma indirim. Peki şey diyeceğim, genelde Puma ayakkabıların beni terlettiğini düşünüyorum. Puma'nın terletme yok da şöyle bir şey var, patlıyor ayakkabı. Çok çabuk patlıyor. Yani bir iki modeli var, onlar sağlam. Bu modeli daha önce denememiştim, bu modeli deneyeceğim. Bez ayakkabısını denedim, 1,5 ayda patladı ve sadece işe gidip geldim. Yani Nike ve Puma da kaliteli ama nedense terletebiliyorlar. Yani tabii ya, o aslında biraz kişiye de bağlı da biraz az hava alıyor gibi geliyor bana da. Ondan dolayı terleme yapar ya. Yalnız nedense derken midem dışarıya çıkacaktı ya bir an. Nedense be. Nedense derken. Videoda kusan adam diye. Aynen, videoda kusan ilk editör. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Heyecandan adam kusuyor. Ürünü çok beğendim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Böyle eğlenceli, keyifli, Tolga ile birlikte bir şeyler sunalım dedik. Şuradan bak, şuradan. Hop, bayağı gidiyormuş. Kolun hep her videoda çıkıyor değil mi abi senin? Aynen, kolsuz olmaz. Kolsuz şuradan ya da şuradan tıklayarak bir yerden kanala Tolga'nın kanalına abone olabilirsiniz. Bana şuradan olacaklar ya. İstedikleri bir yerden olsunlar arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Herhangi bir yerden tıklayarak ikimizin de kanalına abone olabilirsiniz. Eğer videoyu keyifli bulduysanız ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız bir sonraki Ferrari ayakkabısı için o zaman beğenmeyi unutmayın. Aynen, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve paylaşın arkadaşlar.